Evet arkadaşlar, merhabalar. Sizlere daha önceki dersimizde anlatmış olduğumuz tekli resimdeki araç ve gereçleri göstermek istiyorum. Burada hemen mümkün olduğunca sizlere bazı şeyleri tanıtmak istiyorum. Hatırlarsanız orada sizlere bazı araç ve gereçlerden bahsetmiştim. Bunları hemen hızlıca gösterip T cetveli nasıl kullanılır onunla ilgili kısa bir video çekip sizlere faydalı olmak istiyorum arkadaşlar. Bakın orada aletler görmüştük hatırlarsanız. Daire şablonu olarak görmüştük. Yani bu daire şablonumuz. Bunlar dediğimiz gibi ağaçları çizerken, dairesel figürler oluştururken, tasarımınızda kullanacağınız organik formları oluştururken daire şablonundan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Yine burada bakın değişik şekillerdeki donatı ve dairesel geometri formlarla alakalı eşya şablonları var. Bunlar yine projelerinizde üçgenler, çokgenler, iletki, gönye ve benzeri şeyleri oluşturmak için kullanabilirsiniz. Yine bu da sizlerden pergel almanızı istemiştik. Bakın burada en basit düzeyde bu pergellerden edinebilirsiniz. İşinizi çok rahatlıkla görür. Plastik almamanızı tavsiye ederim. Bakın en basit şekilde bunlar pergellerimiz. Daha yakında göstereyim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi edinirseniz pergel çalışması yapacağımız zaman ileriki haftalarda bu pergellerden faydalanmış olacaksınız arkadaşlar. Bakın bu eşya şablonu yani donatı şablonu yani tasarımlarımızın içerisindeki, yapılarımızın içerisindeki eşyalardan bahsediyoruz. Bakın bu teftiş şablonu. Bundan edinirsiniz. Norfolk kitabında birebir ölçüleri bazen arkadaşlarımız zorlanabiliyor alıp kullanmak yerine bu eşya şablonundan direkt teftişlerinizi çizebilirsiniz arkadaşlar. Muntazam bir şekilde. Bundan da yine mümkün olduğu tabii biz istiyoruz ki elinizle çiziniz. Ama bundan da faydalanabilirsiniz. Yazısı kötü olan arkadaşlar için yazı şablonlarından bahsetmişti bakarsanız arkadaşlar. Yazılarımızı değişik şekillerdeki büyüklüklerine göre yazabiliriz. İşte mekanlarımız içindekiler daha 0,3. Büyük ana başlıklarımız 1 milimetre kalem kalınlığında ve orta yazılarımızda 0,7 gibi 0,5 gibi kalem kalınlıklarında yazı şablonlarımız var. Bunları da yine bu yazı şablonlarımızla beraber kullanabilirsiniz. Daha küçük mekanlardaki ölçülendirmeleri yazabilmeniz açısından hem rakamlar hem de harfler mevcut arkadaşlar. Bakın bunlar değişik şekillerdeki yazı şablonlarımız arkadaşlar. Bunları da göstermiş olalım. Bunları yine faydalanmış olacaksınız. Bakın burada bir pistolemiz var. Hani eğrisel çizgileri kullanmanız açısından demiştik hatırlarsınız. Bunlar da yine eğrisel pistoleleri kullanmanız açısından eğrisel yüzeyle çizebilmeniz için sizlere fayda sağlayacaktır diyoruz arkadaşlar. Bunu da yine göstermiş olalım sizlere. Bunlar yine kullanacağınız şeyler. Bu dediğimiz gibi sele bant arkadaşlar. Bundan edinmenizi tavsiye ediyorum. Ve bir de arkadaşlar size rapido kalem demişim hatırlarsanız. Bakın en düşük 4'lük setli var. 8'lik setli ve 24'lük setli olarak satıyor. 4, 8, 12 ve 24'lük setlik. Yani bu da alırsanız işinizi görür arkadaşlar. Veyahut da kullan atlar da alabilirsiniz. Bu da dediğimiz gibi 12'lik bir set arkadaşlar. Bununla edinebilirsiniz. İleriki projelerinize teslim ederken bunları kullanmanız gerekecek arkadaşlar. Bunu da göstermiş olalım arkadaşlar. Şimdi sizlere bir kağıt masaya nasıl yapıştırılır bunu söyleyeyim arkadaşlar. Hatırlarsanız size bir A4 formatındaki kağıdınızı masanıza yapıştırırken demiştik hatırlarsanız. Düşey istikametteki köşenin masaya paralel olmasını, köşenin paralel olmasını önem göstermiştik. Bakın burada T cetvelimiz köşeye dayanıyor. Masamızın köşesine dayanıyor. Hemen gösterelim T cetvelimiz bu şekilde. Şurası masamızın köşesine dayanacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca yerleştirdikten sonra bakın ben hemen şöyle göstereyim. Mutlaka baş parmağımızla ve diğer elimizde T cetvelimizi tutmayı öğreneceğiz. Ve diğer elimizle de arkadaşlar gönyemizi tutup mümkün olduğunca bakın işaret parmağımla gönyeyi kaydırmaya çalışacağım arkadaşlar. Baş parmağımla ve küçük parmağımla T cetvelini sabitlerken baş parmağımla, işaret parmağımla, orta parmağımla da T cetvelim üzerindeki düşey istikametleri çizebilmek için gönyemi hareket ettirebilmem lazım arkadaşlar. Tabii bunu yaparken önce biz dedik ki düşey istikametli kağıdımızı alacağız. Masamıza paralel olması önem göstereceğiz dedik. Ve hemen ne dedik arkadaşlar? Kuzeydoğudan güneybatıya sele bantlarımızı yapıştıracağız dedik. Hatırlarsanız hemen çıkarıyorum. Bakın bu şekilde yapıştırma yapmıyorum. Ne yapıyorum? Kuzeydoğudan güneybatıya doğru önce kuzeydoğu köşesini bantlıyorum. Sonra geliyorum. T cetvelini yukarı kaydırıp hemen karşı köşesini bantlıyorum.
Arkadaşlar bunları çok büyük bantlamayı, T cepheleri çıkarmayacak şekilde. Hemen geliyorum bu sefer kuzeybatı köşesine yine çapraz olarak yerleştiriyorum. Hemen geliyorum güneydoğu köşesine bantlıyorum arkadaşlar. Kağıdımızı masamızı yerleştirmiş olduk. T cephelerimizi yerleştirmiş olduk. Hatırlarsanız biz dedik ki A4 formatı kağıdımız 21.0'a 29.7 dedik. Bunu tek bir resim formatındaki kağıdımıza ölçmemiz gerekiyor dedik hatırlarsınız. Ben hemen arkadaşlar bir kalemle beraber sizlere göstermeye çalışayım. Hatırlarsanız size dedik arkadaşlar 2,5 santim sol taraftan alın demiştik hatırlarsanız. 2,5 santim yukarıdan arkadaşlar aldığımızda bakın şurası bizim için çok fazla belli belirsiz olarak almaya önem gösteriyor arkadaşlar. Bakın 2,5 santim. Çok hafif bir şekilde arkadaşlar T cephelerimizi baş parmağımızı tutarken bakın bunda da hemen işaretlediğimiz noktalarda düşey istikametlerini zaten çiziyoruz. Tabii ki T cephelerimizdeki eğrilikler bizim eğri çizmemize neden olabilir arkadaşlar. Bakın düşey istikametimizi çizdik. Yukarıdan da arkadaşlar ne yapıyorduk? 0,5 milim alıyorduk. Bakın arkadaşlar 0,5 geliyorum sağ taraftan 0,5 ve geliyorum aşağıdan 0,5 alıyorum arkadaşlar. Bakın hafif çizgiyle çiziyorum. Daha sonra kesinleştirdikten sonra kalınlaştırırım iç kontur çizgilerini. 0,5 çizgilerini alıyorum arkadaşlar. Bakın buradan da yine 0,5 koyduğum noktadan çizgilerimi çiziyorum arkadaşlar. Gelirim yine yukarıdan da tabii şu an çizim yaptığım ayak izin verirse bana. Evet bunu biraz çektim. Yukarıdan da yine arkadaşlar TC'lerimi yerleştirip bakın üstte 0,5 koyduğum yerden ölçülerimi alıyorum arkadaşlar. Hafif çizgiyle çizmeye önem gösteriyorum. Sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Ben yukarıdan ne yapıyordum hatırlarsanız 2,5 santim alıyordum arkadaşlar. Aşağıdan ne alıyordum? 22 milim alıyordum arkadaşlar. Bakın. Aşağıdan 22 milimimizi alalım. Çizelim. Yukarıdan da ne alıyorduk arkadaşlar? 2,5 almıştık hatırlarsınız. 2,5 olan yerden hemen T cetvelimize dayayıp 2,5 milimimiz 2,5 santimden yatay çizgilerini çiziyoruz. Bakın tek bir resim formatının iç kontür çizgilerini oluşturdum. Sağdan 0,5, yukarıdan 0,5 yani kuzeyden, doğudan ve güneyden 0,5. Doğudan ya da sol taraftan, batıdan ya da sol taraftan 2,5 santim alıyorum. Kağıdımızın iç kontür çizgilerini oluşturuyorum. Hafif çizgiyle, sürekli ince çizgiyle çiziyorum ki netleştirdikten sonra hatam olmadığı zaman direkt kalınlaştıracağım arkadaşlar. Sonra ne yapıyorum? Buradan geliyorum. 7 olarak yarım çizgilerimi ayarlıyorum. 7 diye. Ayarladıktan sonra geliyorum yine. Bakın buradaki hafif çizgiyle 7 şeklinde çizgilerimi ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Birinci boşluk boş kalıp şuraya Fırat Üniversitesi tabi kenar boşluklarını sizler ayarlayacaksınız sağdan ve soldan ne olacak şekilde. Ve diğer boşluğa da mimar anlatım teknikleri dersimizi yazacağız arkadaşlar. Hemen şu alt köşede TC'lerimi çıkarıyorum arkadaşlar. Yine buradan da 9 santimimi ayarlıyorum. 9 santimimi yukarıdan aşağı düşey çiziyorum. 11 milimimi ayarlıyorum. 11 milimden çiziyorum. Ve hemen geliyorum. Yine 4,5 santimden alttaki boşluğu ayırıyorum. Onu çiziyorum arkadaşlar. Sonra buradan geliyorum yine 3 milim ayırıyorum. Bakın 3 milim. Yine orada yardımcı sürekli ince çizgiyle çiziyorum. Buraya numara, no. Buraya isim, soy isim. Buraya tarih. Tabi yazarken direkt tarih, no, isim, soy isim yazmıyorsunuz. Direkt bunların karşılığını yazıyorsunuz. Burada UYG veya da ÖDEV karşısı arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Sonra bizim dış kontürlerimizi zaten kalınlaştırıyorsunuz. Tekrar 2B kalemle. Şunun içerisinde biz ilk ödev olarak ne dedik?
kenarlardan gönyemizi alıyorsunuz. 0505 ayarlıyorsunuz arkadaşlar dedik. Hatırlarsanız 05 ayarlıyorsunuz. Yine dediğimiz gibi T-cetvelini gönyemizi alıp masamızın köşesine dayayıp arkadaşlar o yatay çizgilerimizden tek tek 5'er milim olacak şekilde çiziyorsunuz arkadaşlar. Ben biraz şurada kamera ayağı kullandığım için izin vermiyor. Burada dediğimiz gibi bir boşluk bir dolu, bir boşluk bir dolu olacak şekilde özgeçmişimizi yazıyoruz arkadaşlar. Diğer ödev içinde arkadaşlar bu 18x24'lük alan içerisine bizler ikinci ödev için konuşuyorum. El ise çizgiler çiziyoruz. Kırık çizgiler olabilir. Mesela bu kırık çizgilerimin içerisine ritim oluşturacak şekilde belli aralıklarla yatay çizgiler çiziyoruz. Serbest elimize çiziyoruz. Bakın. Ama kırık çizgilerimizi devam ettirecek şekilde, tabi yatay çizgi değil de o kırığımızın gittiği ölçüler ebatında böyle eğrisel geliyorsa kırık çizgilerimiz, bizim yatay çizgilerimizde eğrisel gelecek şekilde çizmemiz lazım. Mesela bu şekilde atıyorum, birisi böyle, birisi böyle. Direkt tam yatay eksende gitmeyecek arkadaşlar. Yatay dediğim bu şekilde çizdiğimiz kırık çizgileri istikametinde gitmesine önem göstereceksiniz. Serbest elle farz edin ki böyle. Belli bir yarıdan sonra arkadaşlar bunu ortadan ikiye yine yatay D-cetvelimize ayıracaksınız. Belli noktalarda ikinci ödevinizde yine burada değişik şekillerde isterseniz düşük istikamette bunu yatay çizginin haricinde şekilde atıyorum kırıkları devam ettireceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde hem yatay serbest el çizimi hem de ben biraz daha çizdim. Hem yatay hem de düşey istikamette ödevinizi hazırlamış olacaksınız. İki ödev arkadaşlar. Bu kağıt formatımızı az çok belirtmiş olduk arkadaşlar. Dış kontrolümüz dediğimiz gibi geleceksiniz. İyi bir şekilde kalınlaşacaksınız. Biz mesela bu gönyemiz arkadaşlar. T-cetvelimizi tuttuk. Bakın dış kontrolümüzü netleştirdikten sonra bakın kalınlaştırıyorum. Bakın görüyor musun? Kalınlaştırdım. Bakın kalınlaştırıp öyle etrafını kalınlaştırmaya önem gösteriyorum arkadaşlar. Sizler bu şekilde emin olduktan sonra hatanız yoksa kalınlaştırıyorsunuz arkadaşlar. Gönyemizi beraber. Gibisinden arkadaşlar. Evet. T cetvelimiz ve T cetvelimizin üzerine düşey çizgilerimizi oluşturabilmem için kullanacağımız uygulamalar bu şekilde arkadaşlar. Bakın T cetvelimizi baş parmağımızı elimizde tutuyoruz. Şu işaret parmağımızı orta direğimize üzerine koyduğumuz düşey gönyeleri sağa sola hareket ettiriyoruz. Mutlaka T cetvelimizin masamızın kenarını ayrılmaması önemli göstereceksiniz. Yoksa çizgiler ise çıkar ve aşağıdan yukarı doğru tek bir çırpıda çizgilerimizi çizmeye önem gösteriyoruz. İçindeki çizgiler şu düşey yukarıdan şey yaptığım çizgiler daha kalın. Yani bunu isterseniz 0.7 ile yapabilirsiniz. İçindeki yardım çizgileri de 0.3'te yapabilirsiniz arkadaşlar. Kalem tonlamasını veyahut da 2B ve HB kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu düşey çizgilerde 2B, içindeki yatay çizgilerde ve üstteki düşey ritim çizgini oluştururken HB kalemi veya H kalemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi ilk uygulama bu şekilde. Bundan sonra bunların formatını yapıp ödevlerini teslim edebilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kolay gelsin diyorum arkadaşlar.